chapter'da circuit teoride kullanacağımız teoremleri göreceğiz. Burada 6 tane ben teorem yazdım. Linearity property, lineerlik özelliği, superposition, source transformation, Thevenin's ve Norton's teorem ve maximum power transfer. Linearity property'den başlayacağız. A linear circuit is one whose output is linear related to, the, to its input. Lineer bir devre, output'un input'la directly proportional, yani doğru orantılı olduğu devrelere lineer devreler deniyor. Burada bir örnek var. Bu örnek üzerinden bunu anlamaya çalışacağız. Bu devredeki output'u yani i 0yu VS 12 volt ve 24 volt için ayrı ayrı bulmamız isteniyor. Yani ilk önce VS'in 12 volt olduğunu düşüneceğiz. Daha sonra da 24 volt olduğunu düşüneceğiz. Buna göre i 0yu hesaplayacağız. Burada aslında sonuçta neticede bulacağımız şey VS 12 iken diyelim ki i 0yu X bulduk. 24 iken de 2X bulmayı bekleyeceğiz. Şimdi bunu işlemleri yaparak gösterelim. Burada iki tane şöyle loop atabiliriz. Mesh analiz yapabiliriz. Birinci mesh görüntü i1, ikincisine e2 dersek o zaman denklem şu şekilde yazılır. İlk önce vs'in 12 olduğunu düşüneyim. Buradan bir loop atarsak 6 i1 artı 2 i1 artı 4 i1 eksi i2. Çünkü buradan i1 geliyor, buradan i2 çıkıyor. Artı 12 eşittir 0. Burada 2 i1 dediğim şey aslında vx. Daha sonra buradaki i2 için bir döngü atarsam. Eksi 12. Buradaki vs eksi kısmından giriyoruz. Artı 4. Bu sefer i2 eksi i1 diyoruz. Artı 8 i2. Artı 4 i2. Eksi 3 vx diyeceğiz. Ama vx zaten 2 i1. 2 i1 yazabiliriz. Eşittir 0. Daha sonra şu denklemi şu şekilde düzenleyebiliriz. 12 i1 eksi 4 i2 eşittir eksi 12. Bu ikinci mesh equation'da şöyle yazabiliriz. Eksi 10 i1 artı 16 i2 eşittir 12. Aynı şekilde eksi 10 i1 artı 16 i2 eşittir 12. Yukarıdakini ise 4 ile çarpacağız. 48 i1 eksi 16 i2 eşittir eksi 48. Bunları taraf tarafa toplarsak 38 i1 eşittir eksi 36. O zaman i1 eşittir eksi 36 bölü 38 olur. Bunu da şu birinci denklemde yerine yazdığımızı düşünelim. Eksi 12 çarpı 36 bölü 38 artı 12 eşittir 4 i2'den. Buradan i2 yaklaşık olarak 0.16 amper bulunur bu Vs eşittir 12 volt iken. Şimdi aynı işlemleri Vs 24 için yaptığımızı düşünürsek burada bütün denklemler aslında aynı olacak. Sadece burası eksi 12 değil eksi 24 burası da artı 24 olacak. Yani bu iki denklemi eksi 24 ve artı 24 yazarak tekrar çözersek ve i2'yi bulursak Vs 24 olduğu zaman i0'ın ne olduğunu bulmuş oluruz. Bu arada i2 ile 0 aynı olduğu için direkt i2'yi bulduğumuz zaman i sıfır da bulmuş oluyoruz. Şimdi o şekilde bu denklemleri çözelim. Birinci denklemi 4 ile çarparsa 48 i1 eksi 16 i2 eşittir eksi 96. İkincisini de aynen yazabiliriz. Bunları taraf tarafa toplarsa i1 eşittir eksi 72 bölü 38 olur. Birinci denklem değerini yazdığımızı düşünürsek eksi 12 çarpı 72 bölü 38 artı 24 bölü 4. Yani yaklaşık olarak 0.32 elde ettik. Y eşittir 24 olduğunda ise 0.32 amper elde ettik. Yani bu iki katına çıktığı zaman bu da iki katına çıkmış oldu. İşte buna lineerlik özelliği deniyor. Yani property. bununla ilgili bir örnek çözelim. Burada da bize v sıfır bulmamız isteniyor. IS 30 ken ve 45 ken. Yani mesela 30 ken bulduğumuz zaman 45 30 ile 30'un oranıyla bunu çarparsak o zaman direkt ikincisini bulmuş olacağız. Ama yine de göstermek için her iki durumu da biz burada inceleyeceğiz. Mesela burada bir node analiz yaparsak. Mesela buradaki voltaja V diyelim. Eşittir V bölü 4 artı V bölü 20 şeklinde yazılabilir. Yani buradan da S geliyor. iki kola ayrılıyor. O şekilde direkt düşünebiliriz. O zaman buradan s eşittir. Bunu 5 ile genişletirsek 6v bölü 20'den yani 3v bölü 10 elde etmiş oluruz. Yani v eşittir 10 bölü 3 s olur. v sıfırda v çarpı 8 bölü 20 olacağı için v yerine de 10 bölü 3 s yazarsak buradan 4 bölü 3 s elde etmiş oluruz. s'nin 30 olduğunu düşünürsek Birinci durumda 40 volt bir potansiyel fark olur V0 üzerinde. İkinci durumda da yine aynı şekilde 45 koyduğumuz zaman 4 bölü 3 çarpı 45 60 voltluk bir potansiyel fark bulmuş oluruz. Yani gördüğümüz gibi IS ile doğrudan orantılı bir şekilde V0'ı bulabiliyoruz. Buna linearity property deniyor. İkinci özelliğimiz, ikinci özelliğimiz superposition. Superposition'ın tanımı şu şekilde. The voltage across or current through an element yani bir devre elemanı üzerindeki voltaj ya da üzerinden geçen akım tabi bu devre lineer devre olacak in a linear circuit is the algebraic sum of the voltages across or currents through that element due to each independent source acting alone. Yani mesela diyelim ki buradaki bir devre elemanı üzerinde mesela diyelim ki 3 amper 3 ohmluk direnç üzerindeki akım olsun mesela. Buradaki akımı bulurken bu devredeki independent voltage ya da current source'lara bakıyorum. Mesela bu current source olmasaydı sadece buradaki voltage source'dan dolayı bunun üzerinden geçen akımı buluyorum. Onu bir kenara not ediyorum. Sonra bu olmasaydı sadece bu olduğu zaman bunun üzerinden geçen akımı buluyorum. Onu da bir kenara not ediyorum. Bu tabii 2, 3 ya da 4 daha fazla da olabilir voltajdaki öğren sorular. Her birisini böyle teker teker apply ettiğim zaman, uyguladığım zaman bunun üzerinde her birisinde ayrı ayrı geçen akımları bulup topladığım zaman Bunların hepsi aynı anda uygulandığı zaman bunun üzerinden geçmiş akıma eşit oluyor. Tabi buradaki şartımız ne? Devrenin lineer bir devre olması. Bunun için de uyguladığımız stepsler, adımlar şu şekilde. İlk olarak turn off all independent source except one. Bütün bağımsız independent source'ları, current ya da voltaj fark etmez. Onların hepsini kapatıyoruz. Sadece bir tanesini açık bırakıyoruz. Daha sonra find the output voltage or current. Due to the active soru. Mesela bu, bu soruda example'da bizden V0 isteyecek. Onun için mesela biz voltajı bulacağız. Mesela bütün hepsini kapatıp bir tanesini açtığımız zaman bunun üzerindeki voltajı buluyoruz. Daha sonra diğer hepsini kapatıp ikincisini açıyoruz. Üçüncüsünü açıyoruz. Bu şekilde teker teker buradaki voltajı buluyoruz. Akım sorusu da akımı bulacağız. En son aşama olarak da find the total contribution by adding. Yani hepsini toplayarak da neticeyi, sonucu buluyoruz. mesela buradaki örnek üzerinden uygulayalım. Şimdi buradaki Voltajı superposition yapmadan da bulabiliriz. Mesela superposition yapmadan bulalım önce. Ne yapabiliriz mesela? Node analiz yapabiliriz. Buradaki voltaja V deriz. Buradaki voltaja giren akım eksi 5. Çıkan akım burası 12 volt. V eksi 12 bölü 5. Ve yine çıkan başka bir akım. Burayı tabi referans not kuran kabul edersek. V bölü 5. Eşittir 0. Buradaki 5'i karşıya atıp bu ikisini toplarsak 2v eksi 12 bölü 5 eşittir 5. 2v eşittir 25 artı 12'den v eşittir 37 bölü 2 yani 18,5 oluyor. v sıfırda 18,5 bölü 5 çarpı 2 yani 7,4 olmuş oluyor. Burada superposition yapmadık. Şimdi bunu superposition yaparak çözelim. Buradaki devrede ilk önce 12 voltluk akımı yok edelim. Voltage source'ları kill ederken yani kapatırken short circuit yaparız. Bunu direkt short circuit yapıyoruz. Bunu short circuit yaptığımız zaman devre şu şekle geliyor. Burada sadece bir 5 ohmluk direnç var. Şuradaki akım kaynağına paralel bir şekilde. Onu şu şekilde sola atabilirim. O zaman şu şekilde bir devre elde etmiş olacağım. Benim bu devrede ilgilendiğim kısım buradaki V0. Burada 5 amperlik bir akım geçecek. Buradaki toplam direnç 5, buradaki de 5. O zaman bu 2.5, 2.5 ayrılacak. O zaman bu koldan geçen akım 2.5. O zaman v 01 1 diyeyim tabii ki buna. 2.5 çarpı 2'den v 01 1 eşittir 5 volt olur. Bunu bir yere not ediyorum. Daha sonra... Akım kaynağını kilitip voltaj kaynağını apply edeceğim, uygulayacağım. Akım kaynağını etmek için de bunu open circuit yapıyorum. Yani bu devreyi buradan kestiğimi düşünelim. O zaman 5, 3 ve 2 birbirine seri bağlı ve 12 voltluk bir voltaj kaynağı var. O zaman buradan geçen akım 12 bölü 10 yani 1.2 olacak. O zaman buradaki V0 üzerindeki voltaj da V0 2 diyelim ona. 1.2 çarpı 2'den 2.4 nokta 4 volt olacak. Ve totalde V0 dediğimiz şey de bunların alçabek olarak toplanması. v ile V02. O zaman o da 7.4 volt olmuş oluyor. Yani buradaki değerle aynı. Buradaki devrede bize VX'i superposition kullanarak bulmamızı istiyor. Şimdi ilk önce buradaki voltage source'u kapatıp sadece Current Source'u uygulayacağım. Öyle bir durumda şöyle bir devre elde etmiş oluyorum. Buradaki iki direnç birbirine paralel. O zaman bunların paralelliğinden faydalanarak bunları tek direnç olarak yazabilirim. Burada da Vx'de nod analiz yaparsam buraya giren akım 5A-5-0.1Vx. eksi Çıkan akım olarak da Vx bölü 10 bölü 3. Yani 3Vx bölü 10 diyebilirim. Eşittir 0. O zaman buradan Vx eşittir. 25 volt buluruz. İkinci durumda da voltaj kaynağını uygulayıp akım kaynağını iptal edeceğiz. O zaman burası open circuit oluyor. Devre şu şekle dönüyor. Burası vx. Buradan çıkan bir akım tanımlarsam vx eksi 25 bölü 20 artı burası vx bölü 4 eksi 0.1 vx yani vx bölü 10. Eşittir 0 diyoruz. Bu denklemin her iki tarafını 20 ile çarpabilirim. Vx eşittir 6.25 volt buldum. Bu ikisini toplayarak Vx'in toplam değerini bulabiliriz. O zaman Vx eşittir 31.25 voltmuş. İsterseniz bunu kanıtlamak için superposition yapmadan da bu devreden Vx bulmaya çalışabilirsiniz. Üçüncü teoremimiz Source Transformation. Source Transformation aslında görsel olarak tanımı şu şekilde. Sözel ifadesi de şu şekilde. Görselden anlamaya çalışalım ilk önce. Bir tane voltaj kaynağı var ve ona seri bir direnç var. Bu devre ile şu devre birbirinin aynısı aslında. Burada da bir akım kaynağı var ve ona paralel bir direnç var. Şimdi Source Transformation'ın tanımına geçersek. A source transformation is a process of replacing a voltage source Vs in series with a resistor R. Bunu replace etme yöntemi. Neye çevirmek istiyoruz? A current source Is in parallel with a resistor R. Buna paralel bir direnç olan, akım kaynağına paralel bir direnç R direnci olan bir modele çevirmek istiyoruz. İşte bu çevirme işlemine source transformation deniyor. Or vice versa ya da buradan buna dönüş şekli. Burada Vs, Is çarpı R ya da IS eşittir VS bölü R şeklinde tanımlanıyor. Bu devre ile bu devre birbirinin aynısı oluyor. Eğer VS IS çarpı R'a eşitse. Şimdi bu bizim ne işimize yarıyor? Bazı devreleri çok daha kolay bir şekilde çözmemizi sağlıyor bu yöntem. Mesela bu devrenin çözümünde Source Transformation kullanmamız isteniyor. İlk önce şurada Source Transformation uygularsak buradaki akım kaynağının yönü aşağı doğru olduğu için Burada source transformation yaptığım zaman elde edeceğim voltaj kaynağının artı kutbu aşağı doğru olacak. O zaman şöyle bir şey oluyor. 4 kere 3 12 olduğu için 12 volt yazıyorum. Ve buna seri bir direnç 4. Bu şekilde bir çevirme yapabilirim. Ve ona seri 2 var. Daha sonra burada 8 var. Buradaki 12 ve 3'ü de akım kaynağına çevirebilirim. 12'yi 3'e bölersem 4. Ve buradaki 3 buraya paralel olacak. Bu çevirme işlemlerini yaparken bizden istediği kısmı kaçırmamamız gerekiyor. Biz 8 ohmluk direnç üzerindeki voltajı hesaplamak istiyoruz. Yani şurayı V0'ı. Daha sonra bu ikisini topladığımız zaman 6 ohm ediyor. 12 ile 6'yı tekrardan akım kaynağına çeviriyorum. 12'yi 6'ya böleceğim. 2 aşağı doğru 2 olacak. Buradaki direnç 6 olduğu için direkt paralel olarak 6 geliyor. 8 aynen duruyor. 8'i bozmuyorum. 3 var ve yukarıya doğru 4 amperlik bir akım kaynağı var. Birbirine paralel şekilde bağlanmış 4 amperlik ve 2 amperlik akım kaynakları zaten birbirine zıt yönde olduğu için birbirinden çıkartıp tek bir şekilde yazabilirim. Yani direkt şurayı düşünmeden sadece bu 4 amperi 2 amper şeklinde yazabilirim. 2 amperlik bir akım buradan gelecek ve buradaki toplam eşdeğer dirençle çarpılıp buradaki voltajı bulmuş olacağım. Çünkü bunların üçünün de voltajı aynı V0'dır. Buradaki toplam eşdeğer direnç R equivalent 1.6 ohm olur. Ve bununla da 2'yi çarparsam da V0 eşittir 3.2 volt olarak bulunabilir. Bu soruda da bizden e 0ı bulmamız isteniyor. Şimdi buradaki devreyi biraz düzenleyeceğiz. Öncelikle burada bir akım kaynağı var ve 6 sol tarafında, 3 sağ tarafında ama dikkat edersek bunlar aslında birbirine paralel. Yani 6 ile 3 birbirine paralel. O zaman bunları tek bir direnç olarak yazabiliriz. 6 kere 3 18 bölü 9'dan 2 ohm. Onun dışında buradaki voltaj kaynağı eksi 5 volt olarak verilmiş. O zaman ben bunu artı ve eksisini yer değiştirerek 5 volt şeklinde yazabilirim bu şekilde. Daha sonra buradaki 7 ohmluk kısmı bozmuyorum. Çünkü bana buradan istenen akım soruluyor. Burada 1 ile 4 birbirine seri. Onu da şu şekilde yazabilirim. Bu şekilde devreyi biraz düzenlemiş oldum. Şimdi bundan sonra şurada bir source transformation yapacağım. 5 kere 2 10. Yani yukarı doğru 10 voltluk bir voltaj kaynağı düşüneceğim. Direncim 2 olarak sabit kalıyor. Yine aynı doğrultuda 5 voltluk bir voltaj kaynağı var. Buradaki 7 ama dokunmuyorum. Yine burayı da aynı şekilde 5 kere 3 15 ve ona seri olarak 5 ohmluk bir direnç bağlıyorum. Şimdi devre biraz daha düzgün hale geldi. Buradaki 10 voltluk voltaj kaynağıyla 5 voltu birleştirebilirim. Daha sonra bu devre böyle basit bir hale geldikten sonra da node analiz ya da mesh analiz yapabilirim. Ben node yapacağım. Buraya v dersem v eksi 15 bölü 2 artı yine v eksi 15 bölü 5 buraya doğru çıkan akım buraya doğru çıkan akım ve son olarak da v bölü 7. Bunların toplamı 0 olması lazım. Burada eşitliğin her iki tarafını 70 ile çarparsam 59V eşittir 735 ve V de yaklaşık olarak 12,5 çıkar. I0 V bölü 7 olarak tanımlanmış. O zaman I0 eşittir 12,5 bölü 7'den yaklaşık bir değer olarak 1.78 amper olur. Circuit teorideki en önemli teoremlerden bir tanesi Thevenin's teorem. Thevenin's teorem tanımı şu şekilde a linear two terminal circuit. Mesela burada lineer ve iki terminalli bir devre var. Can be replaced. Buradaki devre biraz karışık bir devre. Bunu çok basit bir şekilde başka bir devreyle replace edebiliriz, değiştirebiliriz. Nasıl bir devre? An equivalent circuit. Yani bununla eşdeğer bir devre. With a voltage source Vthevenin. Burada sadece bir tane voltage source olacak ve onun değeri Vthevenin olacak. In series with a resistor Rthevenin ve bir tane de RTV'nin rezistansı olacak. Yani şuradaki devreyi sadece bir voltaj kaynağı ve bir dirençle ifade edebiliyoruz. İşte buradaki bu ifade etme şeklinde Thevenin's Theorem Thevenin Equivalent Circuit deniyor. Burada where VTVN is the open circuit voltage at the terminals. Yani buradaki devredeki terminaller açık devre olduğu zaman, yani open circuit olduğu zaman buradaki voltaj VTVN'i veriyor. And RTVN is the equivalent resistance. Ve buradan baktığımız zaman buradaki kaynakları kill ettiğimiz zaman, yani kapattığımız zaman o zaman öyle diyecek devamında. At the terminals when the independent sources are turned off. Yani buradaki independent source'ların kapatıldığı zaman buradan baktığımız zamanki direnç R terimi veriyor. Şimdi örnek üzerinden bakalım. Yani bu aslında şuradaki devreyi simplify etmek için kullanılan bir metot. İlk olarak R bulalım. R bulurken şuradan baktığımız zamanki dirence bakacağız. Buradaki independent voltage ve current source'ları kill ediyoruz kapatıyoruz. Voltage source'lar short circuit yapılır. Current source'lar da open circuit yapılır. Yani buralar açılır. O zaman devre şu şekilde alır. Buradan baktığımız zamanki direnç ise bundan iki sebebine seri 12, 4 ile paralel. 12 çarpı 4, 48 bölü 16'dan 3 ohm. Demek ki RTV'nin 3 olmuş. VTV'ni bulmak için ise buradaki open circuit voltajı buluyoruz. Yani buradaki voltaj ve akım kaynakları uygulandığı zaman. Onun için de yine şurada bir node analiz yapabiliriz. Buraya V dersek burası 12 volt olduğu için V eksi 12 bölü 6. Buraya giren 2 var. Eksi 2. Artı burası open circuit. Buraların açıldığını düşünüyoruz. Çünkü VTV'ni bulurken open circuit voltajı bulacağız. Buradan gelen akım böyle akacağı için V bölü 10 diyoruz. Eşittir 0. Eşitliğin her iki tarafını 30 ile çarparsa V eşittir 15 volt çıkar. Buradaki open circuit voltajı da V open circuit eşittir VAB zaten. VAB üzerindeki voltaj da V15 ise 15 bölü 10 çarpı 4'tür. Yani 6 volt olur. Yani dolayısıyla bu şu demektir. Buradaki karışık devre aslında şu şekilde ifade edilebilir. 6 voltluk bir voltaj kaynağı, 3 ohmluk bir direnç. AB terminallerinden sona bak sola bakınca. Burada 1 ohmluk bir load direncine kendisi bağlamış. O zaman burada 3 ohm var. 1 ohm daha 4 ohm. 6 bölü 4'ten 1,5 amperlik bir akım geçer. Normalde RTV'nini bulurken buradan baktığımız zaman buradaki independent voltage ve current source'ları kapatıyorduk ve oradan direkt direnci buluyorduk. Ama eğer devrede dependent voltage ya da current source varsa başka bir yöntem uyguluyoruz. Bu yöntemde şu şekilde buraya herhangi bir voltaj kaynağı bağlıyoruz. İşlem kolaylığı açısından 1 voltluk bir voltaj kaynağı bağlıyoruz. Ve bu oluşturduğumuz devrede buradan geçen i e akımını bularak RTV'nin eşittir buradaki voltaj bölü akım yani 1 bölü I şeklinde bulunmuş oluyor. Yine burada bir Nod analiz yapacak olursak Buradaki voltaja V diyelim. O zaman buradaki referans nodumuz burası olursa Burası 1 volt olacağı için Buradaki Ix Aslında V-1 bölü 3 şeklinde tanımlanır. V eşittir eksi 5 volt bulunuyor. V eşittir eksi 5 voltsa burası 1 volt burası eksi 5 volt buradaki voltaj farkı 1 eksi eksi 5'ten 6 bölü 3'ten demek ki buradan 2 amperlik bir akım geçiyormuş. Aynı şekilde buradan da 1 bölü 4'lük bir akım geçer. Yani 0.25'lik bir akım geçer. Dolayısıyla buradaki ana kol akımı 2.25 olur. Ve RTV'nin de 1 bölü 2.25'tir. Yani 0. .25. 4 ohm diyebiliriz. Peki VTB'nin nasıl bulunacak? VTB'nin de aslında bir şey değişmiyor. Buradaki open circuit voltajı bulacağız. Onu da şu şekilde bulabiliriz. Yine referans not olarak burayı seçersek ve buraya da V dersek Ix burada V bölü 7 şeklinde tanımlanabilir. Ve burada V eksi 6 bölü 5 ve buraya giren eksi 3 bölü 2 ix bu sefer v bölü 7 artı v bölü 7 eşittir 0 oluyor. İşlemleri yaparsak 9v eşittir 84 ve v eşittir 84 bölü 9 oluyor. Bizim istediğimiz ise vab çünkü open circuit voltu şu v tevenin de ona eşit olacak. O zaman 84 bölü 9 çarpı 4 bölü 7 diyebiliriz. Bölü 63 dersek 5.3 volt da tevenin voltaj oluyor. Dolayısıyla buradaki AB terminallerinden baktığımız zaman buradaki devrenin tevenin ekovalıntı şu şekilde çizilebilir. Buradaki örnekte ilginç bir örnek. Dikkat edersek buradan AB terminallerinden baktığımız zaman sol tarafta hiç independent source yok. Bir tane dependent source var. Şimdi bu durumda RTV'nini bulmak istediğimiz zaman yine aynı şekilde buraya 1 voltluk bir voltaj kaynağı bağlarsak ve buradaki akımı bulmak istersek buranın voltajı 1 burası 4 Vx daha fazla yani 1 artı 4 Vx dolayısıyla buradan geçen akım bu şekilde geçen akım burayı referans not olarak kabul ettiğim zaman 1 artı 4 Vx bölü 15 şeklinde düşünülebilir ve bunu da 5 ile çarptığım zaman Vx elde ediyormuşum. Dolayısıyla Buradan eksi Vx eşittir birden Vx eşittir eksi 1 volt elde ettik. Buradan geçen akım 1 artı 4 Vx bölü 15 olduğu için Vx yerine de eksi 1 yazarsak burası eksi 3 bölü 15 yani eksi 1 bölü 5 olur buradan geçen akım. Dolayısıyla aslında buradan geçen akım bu şekildeymiş ve 1 bölü 5'miş. Aynı şekilde burası 1 olduğu için buradan aşağı doğru giden akım da 1 bölü 15 olur. Yani buradan aslında 3 bölü 15'lik bir akım geliyor. 1 bölü 15 aşağı doğru gidiyor. 2 bölü 15 de buraya doğru gidiyor. Dolayısıyla i akımı eşittir. Eksi 2 bölü 15 olarak düşünülebilir. Dolayısıyla RTV'nin de 1 bölü i akımı olduğuna göre 1 bölü eksi 2 bölü 15 yani 15 bölü eksi 2 yani eksi 7,5 ohm oluyor. Peki normalde bir direnç eksi olmaz. Burada niye eksi çıktı? Buradan şunu anlıyoruz ki buradaki devre enerji üreten bir devre. Enerji tüketen bir devre değil. O yüzden RTV'nin eksi çıkabiliyor. Böyle istisna bir örnek olduğu için bunu da çözmek istedim. Peki VTV'nin nasıl bulunacak? VTV'nin zaten buradaki Open Circuit Voltage. Burada herhangi bir şekilde independent bir kaynak olmadığı için Dolayısıyla default olarak buradaki vx 0 olacak buradan baktığımız zaman. Çünkü herhangi bir kaynak bağlamadığımızı düşünüyoruz open circuit voltajı bulurken. Dolayısıyla burası da 0 olacak ve buradaki voltaj da 0 olacağı için VTV'nin eşitliği direkt 0 volt şeklinde yazılabilir. TV'ninden başka sıkça kullanılan bir başka teorem de Norton's teorem. Yine Norton Equivalent Circuit var. de bir devre bir voltaj kaynağı ve ona seri bir direnç şeklinde tanımlanıyordu. Norton'da da bir current source, bir akım kaynağı ve ona paralel bir direnç. Yani Norton direnci tanımlanıyor. Bu şekilde kompleks bir devreyi gösterebiliyoruz. Burada Norton direnci ile Thevenin direnci aslında aynı şekilde bulunuyor. Birebir aynı. Ve Thevenin voltajını Thevenin direncine böldüğümüz zaman da Norton current'ını buluyoruz. Şimdi Norton akımını bulmak için yöntemlerden bir tanesi Thevenin'e TV'nin voltajını TV'nin direncini bölmek ama bir yöntem daha var şimdi ilk önce ben bu yöntemle bulacağım daha sonra diğer yöntemi göstereceğim mesela buradaki devrede bizden Norton Ecoval'ın circuit'ı istemiş olsun şuradan baktığımız zaman AB terminallerinden baktığımız zaman o zaman ilk önce buradaki TV'nin direncini ve TV'nin voltajını bulursak daha sonra bunu buna bölersek de IN'i buluruz zaten RN ile RTV'nin de aynı olduğu için direkt Norton Equivalent Circuit yazmış oluruz. Şimdi öncelikle RTVN'i bulmak için buradan baktığımız zaman buradaki akım kaynağını Open Circuit yapıyoruz. Voltaj kaynağında Short Circuit yapıyoruz. O zaman buradaki 8, 4 ve diğer 8 birbirine seri oluyor. Yani burası 20. 5 de paralel oluyor. 20 ile 5'in paraleli de 20 kere 5, 100 bölü 25'ten 4 10. Demek ki TV'nin direncimiz 4 olmuş. Bunu bulmuş olduk. Tebenin voltajı bulmak için de buradaki devreyi analiz edeceğiz. Ve VAB'yi bulacağız. Open Circuit voltajı. Onun için de node ya da mesh analiz yapabiliriz. Şu şekilde devreyi tekrar çizecek olursak. Mesela buradaki noda A desem. Buradaki node'a da B desem. Şurası da referans nodum, ground nodum olsa. Buradaki voltaj B ise buradaki voltaj B artı 12 olur. A nodu için denklemi yazarsam. Eksi 2. 2 amper giriyor artı a bölü 13 artı a eksi b artı 12 bölü 4 eşittir 0. Bunu da düzenlersem 17a eksi 13b eşittir 260 elde eder. Daha sonra b nodu için yazacak olursan denklemleri. Buradan çıkan 2 var. Buradan çıkan da b bölü 8 var. Yine buradan giren şuradaki akım Direkt bunu eksi olarak alabilirim buraya. Eksi a eksi b artı 12 bölü 4 eşittir 0 olacak yine. Bunu da düzenlediğim zaman 2a eksi 3b eşittir 40 elde etmiş oluyorum. Bu denklemi eksi 13 ile bu denklemi de 3 ile çarparsam b'leri götürmek için 25a eşittir 260 a eşittir 260 bölü 25 elde etmiş oluyorum buradan da VAB'yi bulmak için 260 bölü 25 Çarpı 5 bölü 13 diyorum Voltage Division Sadeleştirme yaparsam Burası 20 Burası 5 Yani VAB eşittir Yani VTV'nin aynı zamanda 4 volt olmuş oluyor. VTV'nin de 4 buldum RTV'nin de burada yine 4 bulmuştum O zaman I Norton yani Norton akımı 4 bölü 4'ten 1 amper olmuş oluyor. Yani buradaki devreyi sol taraftaki devreyi Norton ekibonu şeklinde tanımlamak istersem şöyle yapmam gerekiyor. Bir tane current source var. Değeri 1 amper. Ona paralel bir direncim var. O direncin değeri de 4 ohm. Terminallerim de şu şekilde. AB. Bu TV'nin yardımıyla Norton'a dönmek. Bir de direkt Norton şeklinde de bulabiliriz. Onu da şu şekilde göstereyim. Şimdi zaten R Norton aynı şekilde bulunuyor. Yine bunları turn off yapıyoruz, kill ediyoruz. Ya Ve daha sonra burayı 4 ohm olarak bulduğumuzu varsayalım. I Norton'u bulurken, Norton akını bulurken, normalde Thevenin voltajı bulurken burada open circuit voltaj buluyorduk. Bu sefer de short circuit current buluyoruz. Yani burayı short circuit yapıyoruz. Ve buradan geçen akımı bulmak istiyoruz. Buradan Norton akımı geçiyor. Şimdi burayı short circuit yaptığımız zaman zaten otomatik olarak şuradaki direnç iptal oldu. Çünkü başlangıç ve son noktasında bir voltaj farkı olmamış oldu. Bunu direkt atabilirim devreden. O zaman devreyi şu şekilde çizebilirim. Burayı referans node olarak alırsam şurası 12 volt olur. Burayı da bir node olarak alırsam, V node olarak buna göre denklemleri yazarsam giren 2 var, eksi 2 artı V eksi 12 bölü 4 şurası. Ve V bölü 16. Çünkü bununla bu birbirine seri. Eşittir 0. Bu denklemi de düzenleyecek olursam. 5V eşittir 80. Ve V eşittir 16 oluyor. V eşittir 16 ise buradan geçen akım da 16 bölü 16'dan 1 amper olur. Yani aynı ortona da bu şekilde. TV'nin kullanmadan 1 amper olarak bulabiliriz. Son teoremimiz maksimum power transfer. Maksimum power transfer şu. Elimizde bir devre var ve bu devreyi biz sadeleştirdik. Basit bir formu aldık. V temenin ve R şeklinde yazdık. Şimdi buraya hangi direnci bağlarsam burada maksimum gücü elde etmiş olurum. Şimdi bunu yaptığımız zaman şu şekilde. Burada V var, R var ve bir de R elim var. Yani load resistance'ım. Buradan geçen akımı bulurken VTV'nin bölü RTV'nin artı RL. <laughs> Buradaki RL burada bize bağlı bir değişken. Biz buraya öyle bir load resistance koymak istiyoruz ki buradan maksimum power alalım. Power'ın formülü I kare R'ydi. O zaman I kare çarpı R load. Yani I da şu şekilde tanımlanıyordu. VTV'nin RTV'nin artı RL. Bunun karesi çarpı RL. Şimdi burada RL, arel, RL'leri bilerek kırmızı yazdım. Arel nasıl seçilmeli ki buradaki power maksimum değerini alsın? Buradaki VTV'nin ve RTV'nin sabit. O zaman burada aslında şöyle bir şey oluyor. Buradaki maksimum değeri alması için biz buradaki ifadenin Arel'e göre türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. Buradaki matematiksel hesaplamalar bizim çok işimize yaramayacağı için ben o kısımları atladım. Ama buradaki power'ın RL'ye göre türevini alıp sıfır eşitlediğimiz zaman RL, RTV'nin eşit olduğu zaman maksimum değerini alıyor buradaki power. Yani o zaman sıfır oluyor. Onun da grafiği şu şekilde. Yani aslında türev demek zaten bunun buradaki teğetin eğimi. Yani bu noktada teğetin eğimi sıfır oluyor aslında. İşte bu değer RTV'nin değeri. Yani buradan da şunu anlıyoruz. Buradan maksimum power transfer yapabilmek için buradaki load rezistansının sol taraftaki devrenin TV'nin rezistansına eşit olması gerekiyor. Onu da bu şekilde kural olarak buraya yazdım. For maximum power transfer RL must be equal to RTV'nin. Şimdi bununla ilgili bir soru çözelim. Bize böyle bir devre vermiş ve bize diyor ki Determine RL that draw the maximum power from the rest of the circuit. Yani RL'i öyle bir değer seç ki devrenin geri kalan kısmından maksimum power'ı elde edebilirim. Onun için yapmamız gereken şeyi zaten biraz önce gördük. RL'in RTV'nine eşit olması lazım. Peki RTV'nin nedir? Burada independent source beraber dependent source olduğu için RL'i bulurken Buradaki independent source'u kill ediyorum. Daha sonra buraya 1 voltluk bir voltaj kaynağı bağlıyorum. Ve buradaki akımı hesaplamaya çalışıyorum. Burayı referans nodu olarak seçersem ve buraya da V dersem bu arada V eşittir. Eksi Vx böyle bir ilinti var aralarında. Ya da başka bir ifadeyle Vx eşittir. Eksi V şeklinde de düşünebiliriz. Buna göre de not denklemlerini yazarsam Buradan V bölü 2'lik akım geçiyor. Buradaki voltaj 3Vx. Yani başka bir deyişle Vx yerine eksi V yazarsam eksi 3V. Dolayısıyla burada ve buradan çıkan akım da burası 1 volt olduğu için V eksi 1 bölü 4 eşittir 0. Buradaki Vx yerine eksi V yazarsam bunu 2 ile genişletirsem 19V eşittir 1 oluyor. Yani V eşittir 1 bölü 19. O zaman i eşittir 1 eksi 1 bölü 19 bölü 4 yani 18 bölü 76 oluyor. Artemenin de 1 bölü i'ydi yani artemenin eşittir 76 bölü 18 o da eşittir 4.2 ohm oluyor. Dolayısıyla load'un 4.2 ohm seçilmesi gerekiyor. Peki bir de şunu bulalım. Eğer ben oldu 4.2 ohm seçersem devreden ne kadar güç çekiyorum? Burada RL'yi 4.2 ohm seçtik. Burayı referans nodu olarak seçiyorum. Ve buraya V diyorum. Dikkat edersek burada Vx eşittir 9 eksi V olur. Buradaki nod voltajı. Not denklemlerini yazarsam V eksi 9 bölü 2. Burası 3Vx artı V eksi 3Vx bölü 1 artı V bölü 8.2 eşittir 0. Vx yerine 9 eksi V yazıyorum. 36.9'u karşı tarafa attım. Daha sonra buradan V eşittir. 258.3 bölü 37.9 yani yaklaşık olarak 6.8 volt elde etmiş oluyoruz. P'yi bulurken de buradaki I akımı bizim için önemli. I eşittir. V bölü 8.2 yani 6.8 bölü 8.2. O da yaklaşık olarak 0.8 amper eder. O zaman P eşittir 0.8'in karesi yani i kare çarpı load rezistansı yani 4.2. Buradan da yaklaşık olarak 2.9 watt elde etmiş oluruz.